TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın "Erdoğan böyle buyurdu, ne mahkemesi ulan" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yaklaşık 10 yıldır Washington DC'de olmama rağmen mesaimin neredeyse tamamı Türkiye gündemi ve özellikle de 15 Temmuz başta olmak üzere güncel yargılamaları takiple geçiyor. Normal şartlarda Amerika'da olup bitenleri takip edip aktarmam lazım. Ancak Erdoğan Türkiye'de medyayı bitirdiği için temel konuları bile takip edip haberleştiren yok. Eğer bir avuç sürgün gazeteci de olmasa Türkiye resmen Kuzey Kore'ye dönecek. Ben de uzaktan da olsa başta 15 Temmuz dosyaları olmak üzere Erdoğan rejiminin hukuksuzluklarını takip edip gerek TR724'te gerekse de bireysel YouTube kanalımda ele alıyorum. Bugüne kadar sayısız dosya çalıştım. Mesela 358 generalden 240'ı nasıl cemaatçi oldu başlıklı yazım, özde darbe yargılamalarına dair çok net bir tablo ortaya koyuyor. Bu kadar generalin ihraç edilip tutuklanmasına neden suçlamaların tamamen fişlemelere dayandığını belgeleriyle anlattım. Yani ortada suç yok. Dosyalarda sadece FETÖ'cü olduğu yönünde duyumlar var, türü ithamlar var. Nitekim sıkı yönetim direktifleriyle ilgili şu haberimde fişlemeleri yapanların mahkeme ifadeleri de var. Onlar da ellerinde somut veri olmadığını itiraf ediyorlar. Yani dosyalar boş, suçlamalar afaki, güncel yargılamalarda ne yaptığınızın hiç önemi yok. Tek kriter sizle ilgili fişlemeler. Sadece askerlerde değil, tüm cemaat yargılamaları böyle. Matbu iddianamelerle ve tamamen fişlemelere göre hazırlanmış suçlamalarla yüz binlerce insanın hayatını kararttılar. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Kendimden biliyorum. Ben 2014'te Bugün gazetesinin Washington temsilcisi olarak Ankara temsilciliğinden geldim. Gazetede görevlendirmem ilan edildi, ben herkese veda ettim. Hatta çoğu AKP'li dostlarımın düzenlediği veda yemeğinde olanlardan birisi daha sonra Washington'a büyükelçi olarak geldi. Sonra malum 15 Temmuz kumpası yaşandı. Ben bir anda terörist oldum. Hukuk bilmediğinden emin olduğum ama okuma yazma bildiğinden de şüphe ettiğim savcı Gökhan Kökçü, yakın tarihte yüz kızartıcı işler nedeniyle tenzili rütbeyle sürüldü, imzasıyla bir iddianame gördük. Benimle ilgili 1,5 satırlık bir bölüm var. Adım ve suçlamaya konu olan kitabımın adını bile doğru yazamamışlar. Ancak müebbet istiyorlardı. Tüm iktidar medyasında ve sözüm ona muhalif medyada 15 Temmuz sonrası ABD'ye kaçtığım yazıyordu. Oysa ki ben 15 Temmuz'dan 2 yıl önce ve Türk Hava Yolları'yla geldim. İlk 2 yıl Washington DC'de Bugün Gazetesi ve Özgür Düşünce'nin muhabirliğini yaptım. Elçilikteki programları takip ettim. Dahası elçiliğe adres bilgilerimi kendim verdim. Hep ortadaydım. Hatta son Cumhurbaşkanlığı seçiminde gidip elçilikte oy kullandım. Durum bu kadar basit. Ama iktidar medyasına ve savcılarına bakarsanız ben kırmızı bültenle aranan kaçak biriyim. Yıllardır şunu söylüyorum. Ben bu iddianameyle dünyanın her yerinde yargılanmaya hazırım. Günün birinde bu suçlamaları yapanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağım. Bu detayları şundan anlatıyorum. Tüm cemaat ve 15 Temmuz yargılamaları böyle. Saçma sapan iddianameler, uyduruk suçlamalar ve göstermelik yargılamalar. Bırakın medeni ülkeleri, Rusya'da bile böyle yargılamalar olmaz. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden tüm dosyalar ihlal kararlarıyla dönüyor. Türkiye mahkum ediliyor. Ancak Erdoğan rejiminin eliyle kurulan rejim mahkemeleri bile beraat ve iade veriyor çünkü gerçekten trajikomik dosyalar. Mesela son tartışmaya bakalım. Danıştay 5. Dairesi'nin 450 hakim ve savcı ile ilgili göreve iade kararı büyük gürültü kopardı. Önce Erdoğan ailesinin gazetesi Sabah ve Hilal Kaplan'ın tabiriyle Nuh'un köpeği olan Oda TV'ciler olayı skandal olarak duyurdu. Tabii ki her zamanki gibi yalan ve manipülasyon yaparak. Zira bir kalemde göreve iade edilen 450 hakim savcı yok. Bu rakam 8 yıl içerisinde iade edilenlerin toplamı. Ama bugüne kadar olduğu gibi burada da çakallık yapıp yalan haber yayıyorlar. Nedim Şener ve Cihat Yaycı gibi Ergenekon muhipleri koro halinde bu iadeleri ihanet olarak tanımladılar. Devam edeceğiz ama burada durup şunu not düşelim. Sözüm ona gazeteci olanların ihanet veya skandal olarak tanımlayıp uygulanmasın dedikleri şey bir mahkeme kararı. Yıllardır yargıda aklının gelin diyenler şimdi yargılanmasın.
yargı kararını kabul etmiyorlar. Acı olan şu ki bunlar yıllardır gazeteci kimliğiyle ekranlarda geziyorlar. Bu konudaki en dikkat çekici çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. 11 yıldır katil dediği, etmediği hakareti bırakmadığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ayağına giden Erdoğan, dönüş yolunda beraberinde götürdüğü bir uçak dolusu gazeteciye açıklamalarda bulundu. Bu yazının konusu değil ama şunu da not edelim. O kadar ünlü gazeteci, stajyer bir muhabirin bile sorabileceği en temel soruyu sormadı, soramadı. Daha önce defalarca şerefsiz dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittik, şimdi de katil, zalim, darbeci dediğiniz Sisi'ye gidiyoruz. Ne değişti? Dahası Erdoğan yüzlerine bakarak Sisi'nin ısrarlı davetiyle geldik yalanını söyledi. Oysa ki barışmak için aracılar koyan Erdoğan'ın kendisiydi. Nitekim Sisi 2 yıl önce 12 maddelik bir yapılacaklar listesi verdi. Sisi açıkça bunları yapın sonra gelin demişti. Erdoğan Sisi'nin talebiyle Müslüman kardeşleri Türkiye'den gönderip Mısır'a Sisi ile buluşmaya gitti. İşte o dönüş yolunda şu skandal açıklamayı yaptı. Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK ile ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız. Önemine binaen açıklamayı aynen aldım çünkü bu satırlar tarihi öneme sahip. Erdoğan rejiminin karakteristiğini ve Türkiye'de süregelen soykırımın mantığını en yalın haliyle ispatlıyor. Düşünün, Erdoğan ülkedeki en yüksek iki yargı organının kararlarını kabul edilemez olarak görüyor. Mealen ne mahkemesi ulan ben dedim oldu diyor. Dahası hem Anayasa Mahkemesi hem de Danıştay'ı kendisi dizayn etti. Sonuç olarak suçlanan insanlarla ilgili dosyalar o kadar boş ve saçma ki rejimin özenle inşa ettiği kukla mahkemelerde bile beraat ediyorlar. Saray yargının üzerinden elini çekse tamamı bozulacak. Sayısız örneklerle bu dosyaların saçmalığını gösterebilirim. Mesela avukat Hatice Yıldız sosyal medyadan paylaştı. Göreve iade edilen müvekkiliyle ilgili suçlama mahiyetindeki bir memurun kendisini çok çalıştırdığına dair şikayeti. Evet, yanlış okumuyorsunuz. Bir hakim böyle bir şikayetle açığa alınıp yargılandı. Rejim mahkemeleri bile iade vermek zorunda kaldı. Aslında Yıldız'ın müvekkili şanslıymış. Hakkındaki suçlamaları şüpheye gerek bırakmayacağı kadar net bir şekilde ispatlayan binlerce kişi hapis cezası almaktan kurtulamadı. Mesela Harbiyeli gençler. Silah kullanmadıkları, emirle oraya getirildikleri hava kuvvetlerinin kendi raporuyla sabitken müebbet hapis cezası aldılar. Orgeneral Akın Öztürk mesela. Evinde pijamasıyla otururken darbenin bir numarası ilan edildi. Ağır işkenceler gördü. Genelkurmay'ın 15 Temmuz sonrası yaptığı ilk resmi açıklamada Akıncı üssüne dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın görevlendirilmesiyle gittiği söylendi. Fakat sonra bu açıklama silindi ve Akın Öztürk hala darbenin bir numarası olmakla suçlanıyor. Dediğim gibi, bırakın medeni bir ülkeyi, ikinci sınıf demokrasinin olduğu ülkelerde bile günümüz yargılamaları bir kalemde düşer. O yüzden Danıştay'ın 8 yılda verdiği 450 iade kararında eleştirilecek tek boyut var. Neden bu kadar az ve neden bu kadar geç? Bu tartışmada muhalefet de sınıfta kaldı. Gerçi ülkede muhalefet var mı derseniz siz de haklısınız derim. Hem iktidar hem muhalefet yıllardır ne diyor? Yargıda aklanın gelin. Peki bu insanlar ne yapmış? Soykırım uygulamalarına rağmen hukuktan sapmadan sabırla, inatla hukuki süreçleri takip etmişler. Rejimin kendi mahkemelerinde bile beraat alıyorlar ama ya geriye dönemiyorlar ya da dönseler de bu olayda olduğu gibi linç ediliyorlar. Sizin yargınızda bile aklanıp geliyorlar ama kararı beğenmiyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları karar veriyor, uygulamıyorsunuz. Tamamını doğrudan ya da dolaylı yoldan kontrol ettiğiniz medyada her gün linç ediliyorlar ancak cevap hakkı bile vermiyorsunuz. Sahi ne yapsın bu insanlar?
diyor Adem Yavuz Arslan TR724'teki köşesinde.